Bir haber bu kadar acı olur. Şimdi bir haberi sizinle paylaşacağım. Haber Türkiye'de Mersin Tarsus'ta geçiyor. Gültekin Çınar diye 32 yaşında bir adam. Karısının adı da Güleser. Karı koca 3 tane de çocukları var. Ama bu karı koca geçinemiyorlar. Güleser annesinin babasının evine geri gidiyor. Yaklaşık 9 aydır da bu sorun devam ediyor. Artık kadın dayanamıyor, annesinin evine gidiyor. 9 yıllık evliler aynı zamanda. 3 tane de çocukları var. Kocası Gültekin karısını seviyor mu sevmiyor mu belli değil. Dayak deseniz dayak, ne ararsanız var. Kadın da artık dayanamıyor, canına tak ediyor. Çareyi ailesinin evine gitmekte buluyor. Çocuklarını da yanına alıyor. Kocası Gültekin karısının bulunduğu kaynanasının evine gidiyor. Kavga ediyorlar. Önce konuşmaya çalışıyorlar. Olmuyor. Kavga ediyorlar. Bu sırada odada Güleser yani karısı, Güleser'in kız kardeşi Mislina ve annesi Nuray Hanım var. Ve çocuklar da burada. Kavga ediyorlar bunlar. Çocukların gözü önünde oluyor bunlar. Çocuklar babalarına baba yapma, anne yapma diyorlar ama adam zıvanadan çıkmış şekilde şiddet uyguluyor, bağırıyor, çağırıyor. Sonra bu adam belinden çıkardığı tabancayı önce karısı Gülesere doğrultuyor. Sonra kayınvalidesine, sonra da baldızına. Üçünü de çocukların gözü önünde katlediyor. Evet. Çocukların gözü önünde. Karısına, kaynanasına ve baldızına ateş ediyor. Bu katil daha sonra da kendi kafasına ateş ediyor. Çocuklar bütün bu olayları görüyor. Annesinin, anneannesinin, teyzesinin nasıl öldüğünü ve babasının kendisini nasıl vurduğunu izliyorlar. Evet, ev kan gölü içerisinde. 4 kişi ölüyor, 3 tane çocuk ortada. Şimdi ne oldu? Sen bu cinayetleri niye işledin? Ne oldu? Bu çocuklar şimdi ne olacak? Mersin Tarsus'taki olayı anlattım size. Bu nedir kardeşim? Bu nasıl bir cinnet halidir? Karı koca arasındaki problemler bu noktaya geliyorsa siz zaten evlilik falan yapmamışsınız ki. Başka bir şey yani, tarifi yok. Şimdi ne oldu soruyorum. Ne oldu? O çocukları bakın. Annesinin annesi, işte kardeşi vesaire hepsi rahmetli oldular. Allah rahmet eylesin. Adam kendini vurdu. Çocuklar ne olacak bu çocuklar? Ortada kaldılar. Anasız babasız ve ölene kadar bu yaşadıkları anı unutamayacaklar, gözlerinin önünde kalacak. Derdiniz nedir kardeşim? Boşan git bu kadar. Derdiniz nedir kardeşim? Bir insanı öldürecek kadar 3 tane insanı öldürüyorsun. 3 tane. Kendin de ölüyorsun. Ne oldu kardeşim? Sonuca gel. Üç çocuk devlet korumasına sosyal hizmetler tarafından alındı değerli izleyicilerimiz. Üç çocuk sosyal hizmetlerde. Bu çocukların geleceğini bir düşünün bakalım.
annesini, babasını bu halde gördüler. Anneannelerini, teyzelerini. Hadi buyurun. Akıl alır gibi değil. Bunun zaten akılla, mantıkla uzaktan yakından alakası yok. Adam öldürmeye gitmiş zaten. Beline silah koymuş gitmiş. Şimdi ilginç bir haber var. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Ne düşünüyorsunuz? Olay yine Türkiye'de geçiyor. Van'da. Van'ın Erciş ilçesi Van Yolu mahallesinde. Yakup Yeşilırmak. Şimdi arkamda gördüğünüz bu ayakkabıların bir hikayesi var. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Yakup Bey bir tane yeni ayakkabı alıyor. Evinin önüne bir yere koyuyor. Tek katlı bir evde yaşıyor. Gece biri geliyor. Bu ayakkabılarını alıyor. Yeni aldığı ayakkabıları. Yerine de şu an ekranda gördüğünüz ayakkabıları bırakıyor. İçine de bir not yazıyor. Notta da şu yazıyor. Kış geliyor. Ayaklarım üşüyordu. Ayakkabıları değiştiriyorum. Hakkını helal et diye not bırakıyor. Yeni ayakkabıları alıyor gidiyor. Bu kara lastik diyor, biliyorsunuz bunlar. Kara lastiği bırakıyor gidiyor. Sabah uyanıyor Yakup Bey. Bir bakıyor ayakkabısı yok. Kapıda bu kara lastikler var. İçinde de not. Okuyor. Bakıyor. Yazmış adam. Kış geliyor. Ayaklarım üşüyordu. Ayakkabıları değiştiriyorum. Hakkını helal et diyor. Şimdi ben size soruyorum. Aynı durumda olsanız siz ne yaparsınız? Hakkınızı helal eder misiniz? Adam yazmış diyor ki değiştiriyorum diyor. Hakkını helal et diyor. Çalıyorum demiyor bak. Değiştiriyorum diyor. Şimdi size bir soru, bir diğer soru. Bu bir hırsızlık mı? Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Olay Van'da, Van'ın Erciş ilçesi Van Yolu mahallesinde geçiyor. Sayın Yakup Yeşilırmak beyefendinin ayakkabılarını konuşuyoruz. Bak bu kara lastiği bırakıyor adam. Şimdi bu adam bir hırsız mı? Bu hırsızlık mı? Notu bırakmış. Hakkını helal et diyor. Siz hakkınızı helal eder misiniz? Bu arada ayakkabıların sahibi Yakup Yeşilırmak Bey şunu söylüyor. Yapılan bu hareket tabii ki doğru değil ama hakkını helal et cümlesini görünce açıkçası biraz da hoşuma gitti. Ben de helal ediyorum demek ihtiyacı olan biriydi. Yakup Bey ayakkabıyı da 170 liraya almış. Yeni aldım diyor. Kışlık bir ayakkabı aldım diyor. Şimdi böyle bir olay var. Sizinle paylaşmak istedim. Acaba siz böyle bir olay yaşasanız bu ayakkabıyı alana hırsız der misiniz? Bir. İkincisi hakkınızı helal eder misiniz? Lütfen videonun altına yorum yapınız. Rica ediyorum. Ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Yani ayakkabı kara lastik. İşte 20 lira 30 liralık. Yakup Bey de diyor helal ettim diyor. Hoş değil ama diyor. Merak ediyorum siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen bizimle paylaşın.